Ne? Ne oldu? Gel canım benim, gel canım benim. Aloha. Ne var anyway? Bu çok güzel, bu daha güzel. Şuradan da hep yansıyor ya. Şöyle mi tutsam? Ufuk'un mahallesindeyim. Buralar hep yenilenmiş ya. Böyle evler yoktu. Ay biraz topraklanalım. Çok yoruldum. Çok yoruldum bugün. Yakışıklım benim ya. Kavuştuk sonunda kavuştay. Bak zaten yakışıklısın. Bak bakın bu Ufuk. Benim en yakın Hello, arkadaşlarımdan. Ufuk. From Adana Böğründen. Okay. Burnuma çok sokma. Tamam burnuna sokmuyorum. Burnun da çok güzel. Ters ışıktasın şu an zaten. Dur ya. Ya yeni taşındı Ufukcuğum. Eski evini tabii bilmiyorsunuz siz. Ama bu ev çok daha güzel. Bela. Blue hadi gel gidelim. Hadi 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 hadi. Ya Ufuk vlogumdasın. Çok mutluyum. Küçük tuvaletimiz. Bu küçük tuvaletimiz. Vallahi annem değişecek buradan. Şu şeyler çok güzel. Bitkileri sen koyuyorsun ya. Bu altı şey gelecek. Duvarlar koy bir renk yapacağım. Sen de bir el mi saldın? Küçük adam mı? Ay benim adam mı bu? Yok daha yapmadık bu arada. Ha, bana bu odayı verirdin sen aslında. Bak burada benim bir dolap var. Ha güzel bunu da siyah güzel. Yaparsın. Yok burası bu oda beyaz olacak. Ne bu? Kiler mi olacak? Ne olacak? Yok bu oda yine yatak koyacağım. Misafir odası burası. Ha Airbnb'ye de vereceğim falan. Yok Airbnb burası da. Burası da benim odam. Yoo. Değil mi benim odam mı? Evet benim odam. Hadi hadi Bülü göster önden. Hadi. Gel. Allah. Evet. Bir dakika buraya Airbnb yapacağım mı? Hı-hı. Söyleyeyim o zaman Airbnb yapıyorsun sonuçta. Nasıl bulacaklar seni? Daha başlamadım. Tamam başladığında yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ben söylerim isterseniz değil mi? Duvarlar hani olacak burada. Güzel ama ya minimal. Bu evin çok daha güzel diğer evden bence bu arada kesinlikle. Ha. Diğer evden çok çok tabii daha canım. Güzel. Bakar mısın duvarlara? Çok güzel. Onları sen mi seçtin? Hı-hı. Süper. Bir boğa burcu olarak tam bir estetik abidesi. Bu da wardrobe da burada. Ufuk sen yükselenin neydi? Akrep miydi? Hatırlamıyorum. Bakarsın okuyacaksın zaten. Tamam bunlar da. O düzelecek. Şimdi açmasam daha güzel. Güzel güzel bayağı güzel. Ya aloha dövmeni bir göstereceğim. Bir dakika durursana bakın yıllar önce ben Malo'yu açtığımda yaptırmıştım değil mi? Ay buranın ne oldu? Aloha dövmesi var. Oğlumuzun. Burası da salon. Ev dağınık pis. Daha yeni geldik tatilden. Ya çok güzel fotoğraf. Şey nereden? Marrakeş'ten geldiniz. Marrakeş'ten geldik. Televizyonu falan da göster. Bayağı küçük bir televizyonum var. Muhteşem. Ben bugün film izledim ben. Ev tur videomuza hoş geldiniz. Buyur Blue'yle kucağıma alabilir misin? Al tabii ki al. Çok önemli değildir. Gel bakalım. Pörtle. Kaç yaşında? 1,5. Blue Blue. Çok pörtleyim. Annemiyorum. Ay yavrum. Wait. Wait. İnanamıyorum. Wait. 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 Go. Ya of. Ufuk'la kim daha şık muhabbeti yapıyor? Tabii ki ben. Tabii ki ben. Bakın outfitini göstereyim. Bana geçen gün kadın kızdı biliyor musun? Ben dedim ki kamerada hani ben çekim yapacağım. Markete girdim. Bak kardelen. Hı hı. Şey dedim. Kardelen göstersene. And bunlar kardelen. Sesini de çekiyor mu? Evet tabii çekiyor. Kardelen de şurada. Şey söylüyorum bir dakika. Arkadaşlar yavaş yavaş. Geçen gün markete girdim işte. Kadın bana Ufuk. Çekim yapacağım hani yapabilir miyim dedim. Aa hayır izin vermiyorum buna. Çıkın lütfen falan böyle. Çok ters davrandı. Evet.
Ve ben bayağı şaşırdım. Hani zaten sordum. Hold it. Geldi. Ay şimdiki. Şurada. Kahve içeceğiz herhalde. Burası mı kafe? Kafeye buraya geleceğiz. Tamam geleceğiz. Ama bundan şöyle yemek şeyleri de var. İki yere gittik. Birinde oturduk. Ufuk kalktı. Şimdi buraya geldik. Beğenmedi beyefendi. Şimdi Kore restoranına gideceğiz. Evet. Hadi bakalım. Şu an yemek yedik, smoothie alıyor beyefendi. Şimdi Angel'a geldim. Eskiden buraya gelirdim. Burada bir mağaza var çok sevdiğim. Ona uğramak istiyorum. Bir de bir kafe vardı. Belki o da açıksa şu an 5'e geliyor saat. Hatta 5 oldu galiba. Evet. Ben 2,5 sene burada oturmuştum. Şöyle de göstereyim. Hatta şurası arabayı park ettiğimiz yerdi. Benim arabam yoktu da kiraladığımızda. Vay be. Burada Starbucks vardı, kapanmış altında. Burası arkadaşlar. 2,5 sene benim evim. Ha, burada Starbucks işte. Aa. Burası girişi. Ay çok duygulandım şu an. Ya Shoreditch Grind. Buraya hep gelirdim. Vay be. Hemen evden çıkıp buraya gelirdim arkadaşlar. Eve geldim. Bitap haldeyim. Yani gerçekten o kadar yorgunum ki saat 8'e geliyor. Daha 8 olmadı bu arada. Dondurma aldım. Onu dolaba koyacağım. Onu bile unuttum. Bir duş alacağım. Birazdan Ufuk gelecek. Onun toplantısı vardı. Sonra da arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Yani işle ilgili bir yemek işte böyle bir artık bilmiyorum içtiler falan. Yani içkiler, yemekler böyle. Yani biri galiba işten ayrılıyormuş falan dedi. Onun vedasıymış. Neyse o gelecek birazdan. Ondan sonra da artık Ufukcuğumla konuşuruz. Sohbet ederiz. Uzun zamandır görüşmedik. Ama gerçekten çok yorgunum. Aslında yorgun olmam bence çok normal. İki gün Alan'da böyle çok rahat uyuyamadım. Hani kendi odam olmadığı için yani sağ olsun çok tatlı bir şekilde beni ağırladı. Ama ben böyle yani salonda kalınca çok rahat edemiyorum. Bir de hani Elliot ve Flo çok erken uyanıyor. 7-7.30 hani en geç 8'de böyle uyanıyorlardı. Ben de böyle gece çok erken uyuyamadım. Hani yatakta dönüp durdum falan. Yerimi de yadırgadım herhalde bilmiyorum. Bir de 3 saatlik 2 saat farkı. Neyse. Böyle bir yorgunum. Bugün bavul sürükledim. Yani bütün böyle 1,5 saat tren yolculuğu, o bu falan derken. Evet yani artık 25 bininci kez yoruldum demek istemiyorum ama iyiyim. Siz nasılsınız bu arada? Keyfiniz yerinde mi? Neler yaşıyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten hani nasıl olduğunuzu yazın. Genelde böyle hep kaynıyor bu soru ama nasıl olduğunuzu merak ediyorum. Sizleri daha yakından tanımak da isterim. O yüzden hani bu vlogun altına tabii ki de yorumlarınızı da yazın. Ama nasıl olduğunuzu da yazarsanız ben çok mutlu olurum şahsım adına. Evet artık o zaman belki bugün çekerim bilmiyorum. Dondurma aldım. Dondurmayı size göstereyim mi? Bunu şeyde görmüştüm. Elvin'in Instagram'ında görmüştüm. Bu markayı biliyordum ama denememiştim açıkçası. Ben Ben & Jerry's alıyordum alırsam. Şu. Bunun da şey... Çikolatalı, tuzlu karamelli. Chocolate salted karamel yazıyor. Deneyeceğim. Şimdi dolaba koyayım. Ufuk gelince beraber yeriz. Böyle. Neyse. Görüşürüz. Ufuk bana mochi aldı. Bakın çok severim. Bu Hindistan cevizi
dondurmalı. Burada, bu da Antep fıstığı. Böyle. Aloha. Şimdi yeni bir günden selamlar diyelim. Saat daha 9 civarı. Uyandık. İkimiz de uyuyamadık. Ben de uyuyamadım. Dün Ufuk da çok iyi uyuyamamış. Dolunay bugün arkadaşlar. Başak Burcu'nda dolunay var. Şu Enespresso'nu çıkardı bilmiyorum. Bilenleriniz belki vardı. Ben ilk defa gördüm. Böyle kapsüller varmış. Hem de bir şey canım. Bu kapsüller hepsinin şeyi farklı. Tadı. Yok yok. Tadı zaten farklı da. Ölçüsü de farklı. Aa. Espresso, double espresso var. Flat white gibi ölçüyor. 150 gram, 150 mil var. 80 mil var. Ha, onu ben bilmiyorum. Vay be. Nerede yazıyor? 40 mil var, üstünde yazıyor. Ha, bu arada recycle bak, yapabiliyorsun. Bu, geri dönüştürüyor. 80. Anladım. Şurada ama yazıyor, şu anladım. Şu 230 mesela, şunun içinde de var. Gerçi netlemiyor şu anda ama. Şunun içinde de var. Bu 230 decaf aynı. Decaf hiç iyi değil ya bu arada. Bilmiyorum. O proses. Yani bunu okuyunca otomatik olarak tanıyor kendisi. Anladım. Diğerlerinin demin sen dedin ya, şey dedi Ufuk. Bundan önce hani çıkardıkları o küçük... ne deniyordu buna? Tüp, ne bu? Kapsül. Kapsül. Küçük kapsülleri, küçük kapsüllerin patentini almadığı için Enespresso bütün böyle Starbucks, diğer firmalar, Chibo'nun falan da vardı, üretebilmiş. Bunlar sadece Enespresso'ya özenmişmiş. Öyle bir bilgi. Ben normalde çok sevmiyorum bunun tadını. Ama bunu denemedim bu kapsülle. Şimdi şurada yoga yapacağım birazdan. Ay çok güzel ya salonu. Heh, çok sıcak alıyor. Size şöyle bir dışarıyı göstereceğim. Kıyafetleri falan var, yıkanmış, kuruyor. Şimdi onu çekmemi istemedi. Onları çekmeden bakar mısın Sabah'a? Şöyle göstereyim. Blue gel. Gel Blue. Gel Blue. Gel yavrum. Ay Blue'cum ya. Deli çocuk. Güzel mi? Şu an burası 12-13 derece. İstanbul bayağı hop 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 acıtıyorsun tırnaklarını. İstanbul 1-2 derece. Yapma Blue. Şimdi size söyleyeceğim birkaç şey var. Ufuk yordu beni. Çok seviyorum canım arkadaşım, bebeğim gerçekten ama yordu yani. Ama sağ olsun bana bir sürü yeri tarif etti falan filan. Şimdi Borough Market'ta Momut diye benim en sevdiğim coffee shop var. Kahvesi en güzel olan yer. Oraya götüreceğim sizi de. Yani orada bir kahve içmek istiyorum. Bugün hiç kahve içmedim. Enespresso kahvesi istemedim açıkçası. Ay böyle boğazlarla şey gibi hissediyorum. Böyle gibi hissediyorum kendimi. Neyse başka ne diyecektim size. Demin burada bir kedi gördüm. Onu gösterecektim ama gitmiş. Bir de şu cherry blossom ağacı gördüm. O yüzden durdum. Size de göstereyim diye. Bakar mısınız ya? Çok tatlı. Bugün son günümüz bu arada. Yarın eğer hani hava muhalefeti olmazsa yolcuyum. Şunu size göstermek istedim. Cherry blossom yani. Listen to my words, but they fall far below. And where I'll end up, well, I think only God really knows.
upon the devil's lake. But never, 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 I'll never make the same mistake. Ya bu güzel havada kazak giydim, üzerine de mont giydim. Çıkarırsam çantam var. O kadar çok şeyim var ki böyle... Ay bilmiyorum gerçekten. Neyse söylenmeye gelmedim. Her şey harika, şükrediyorum gerçekten. Ama şöyle bir şey oldu, enteresan. National Portrait Gallery diye bir burada galeri vardı. Oraya gelmek istedim. Vardı, konuşamıyorum. İşte oraya geldim. Hatta çok güzel bir sergi vardır diye düşünüyorum. Çünkü ben fotoğrafçılık okuduğum için hep böyle portrelerle ilgili hani fotoğraf yani portre fotoğraf sergileri olurdu burada. Bayağı heyecanla geldim ama arkadaşlar gördüğüm manzara şu. Kapalı. Bakar mısınız? O kadar heyecanla geldim. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Ben 6 ay bir kafede çalışmıştım burada üniversiteye giderken. Music and Notes da adı bu kafenin. Şöyle. Şimdi bambaşka bir yer olmuş tabii. Tabii 2,5 senedir gelmedim diyorum ya. Bayağı duygulandım. Londra çok değişmiş ya. Çok değişmiş. Bir şey daha söyleyecektim. Şu anda araba var ve bana bakıyor da bir şey daha vardı aklıma. Heh, dün Angel'a gittim ya ben. Şöyle geçeyim de bakmasınlar. Şurada konuşayım. Dün Angel'a gittim ya ben. Orada da çok sevdiğim bir kafe vardı. Size söyledim bilmiyorum. Dün akşamüstü çok yorgundum. Orası da kapanmış. Bayağı yenilemişler dedi hatta orada biri Angel'ı. Onun dışında bir şey daha, hani Joy diye bir mağaza vardı. Onu ben çok seviyordum. Böyle hani kıyafetlerimi falan ben böyle belli başlı yerlerden hani Londra'dayken alıyordum eskiden. 2-3 yer vardı. O da kapanmış Angel'da. Zaten bayağı böyle bir değişim olmuş. Ama ben açıkçası eskiden sanki daha çok seviyordum ya. Yani size bir itirafımdır. Londra'yı sandığım kadar özlememişim. Ve burada neden kendimi çok evimde hissetmediğimi de anladım. Neden anladım, nasıl anladım? Hani belki Londra ile ilgili, hatta sadece Londra'da değil, İngiltere'de gittiğim yerlerle ilgili bir video çekersem daha detaylı anlatırım ya da sizin sorularınız olursa. Ama şimdi bana bakıyorlar gibime geliyor, utanıyorum. Neyse böyle işte. Ben o zaman başka yere gidiyorum buradan. Burası Çin Mahallesi olması lazım. Size onu da göstereyim dedim. Ya şurada da biri çadırda yaşıyor. İşte hayatım gerçekten tuhaf. Burayı arıyordum, buldum. Çok mutluyum. İtirafım var. Şu mağaza var ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben hep online buradan alışveriş yapardım eskiden. Ve bir mağazası olduğunu da bilmiyordum. Ay Allah'ım ya Rabbim yani. Gireceğim şimdi. Heyecan yaptım. Yerim dünya, Luna. Alo. Alo.
bakar mısın? 8 yıldır beraberlermiş ya. Böyle bir şey var mı? Bir de barınaktan sahiplenmiş Erdem Bey. Yo, biz şu anda Covent Garden'dayız. Evet, Covent Garden. Burası Londra'nın biliyorsunuz belki bilmiyorum. Evet. Çok turistik zaten. Evet. Erdem Bey de Luna'nın babası. Luna da 8 yaşındaymış. Ay çok tatlı ya. Şarkılardan birini söylüyor. Cat Stevens. Covent Garden bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ay kafamı vurdum çok kötü biliyor musunuz ya? Soho'dayız şimdi. Buralar hep Soho. Aa Snook. Şimdi size çok sevdiğim bir yeri göstereceğim ya. Çok güzel dondurma. Aman yoğurtları var. Yani donmuş yoğurt. Donmuş yoğurt değil de işte anladınız. Çok 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 yorgunum. Ufu bekliyorum şimdi. Birazdan gelecek. Onunla yemek yiyeceğiz. Böyle. Saat 6.30. Bayağı yürüdüm. Bayağı yoruldum. Anlatamam size. İstanbul'da da kar yağıyormuş bu arada. Burada hava güzel. Böyle bekliyorum ben. Buluştuk. Beraberük. Şimdi Kore restoranına gideceğiz. Kısmetse. Dün gittik hani kapalıydı ya. Bugün Soho'dayız. Sen Soho'yu seviyor musun? Burası böyle bir gay bölgesi diye geçiyor. Coffee shopları çok fazla. Bir de çok şey var, pub var burada. Her yerde var. Morning. Hello. Morning. Ay orada çantam var. Bakın hazırlandık. Şimdi saat 10'u çeyrek geçiyor. Gideceğiz. Son günüm. Zaten haleti ruhiye. Haleti ruhiye de doğru olmadı işte. Halimden anlayamayacağınız üzere gidiyoruz. Neyse. Şimdi ben şey yapacağım. Ufukcuğumla kahve içeceğiz. Ondan sonra Covent Garden'a gideceğiz. Oradan da ben metroyu alacağım. Onunla gideceğim artık havaalanına. Bu arada dün Başak Dolunay'ı vardı. Ben bayağı tuhaf bir rüya gördüm. Ufuk hiç rüya görmemiş. Bayağı böyle beni etkiledi biraz. Ben de çok iyi yatamadım ki. Sen uyumadın mı? Çok iyi yatamadım. İşte Dolunay'dan onlar. Okey. Let's go. Hadi gidelim Ufukcuğum. Ah teşekkür ederim.
Canım çok sağ ol. Öncelikle aloha tekrardan. Kapanışı yapmaya geldim, onu söyleyeyim. Ve Joy bu arada oyun oynuyor da ses gelirse kusura bakmayın. Birazdan video çekeceğim. Bitenler videosu çekeyim dedim, üçüncüsünü. İkincisi yayınlandı. İzlemediyseniz onu izleyin derim. Hatta şuralara bir yerlere koyalım, oradan bakarsınız. Biten, işte memnun kaldım kalmadım ürünleri şimdi birazdan çekeceğim. O yüzden üstüm aynı olacak, o videoda da göreceksiniz. Dün gece geldim, saat 12 falandı. Londra'da 4 gece, işte 5 gün geçirmiş oldum. 2,5 seneden sonra gerçekten çok iyi geldi, çok özlemişim. Özellikle hani Ufuk'la ve Alan'la bayağı zaman geçirdim. Deniz'i ve Ayşe'yi görmek istiyordum, onları göremedim. Diğer iki arkadaşım, bir de Vicky ile görüşmek istiyordum açıkçası. O da Gran Canaria adasındaydı. Bir de ben size söyledim mi, söylemedim mi, söylememiş olabilirim. Yani hani bu aralar böyle bayağı vlog çekiyorum ve vlog çekmekten de keyif alıyorum. Belki vlogda söylemişimdir diye düşündüm de şu. Joy'cum ya, ama video çekiyoruz burada, kapanış yapıyoruz aşkım lütfen. Şunu söylüyordum arkadaşlar. Vicky normalde Gran Canaria'ya gelsene bir hafta orada tatil yapalım demişti. Ama hani ben de böyle son dakikalara bıraktığım için bakmayı, hani bilet ve otele bakma işini. Zaten otel bayağı pahalıydı da benim bütçemin çok üstündeydi. Yani ben onu karşılayamazdım. O yüzden gidemedim. Aslında çok da güzel olurdu. Yani Vicky ile zaman geçirmek isterdim, öyle bir tatil yapmak. Neyse, bu sebepten ötürü ben de dedim Londra'ya zaten ne zamandır gitmek istiyorum. Hani uygun bir bilet buldum. Oraya gittim bu 4 gün. Öyle yani. Aslında Vicky de bir yerde hadi kardelen git demiş oldu yani. Çünkü hani Vicky'den dolayı Londra'yı ne kadar özlediğimi tekrar hatırladım. Vicky ile birkaç kere telefonda konuştuk, yani bayağıdır konuşmuyorduk. Böyle arkadaşlar, onun dışında da gel aşkım gel, bırakmıyor beni rahat. Tamam gel. Aferin benim oğluma, aferin benim oğlum, ne kadar usluymuş. Tırnaklarımız uzamış ama kesmiyoruz tırnaklarımızı. Ben de seni çok seviyorum. Bir de size şey söyleyeyim, Joy beni 3 gün görmeyince, yani 3 gece idare ediyor. Ama dördüncü gece ağlamaya başlıyor. Nasıl ağlıyor kardelen saçmalama derseniz de, bunu hem ikinci annem Stacia dedi, hem de ben yokken işte bende bir arkadaşım kalıyor. O da yani böyle dördüncü günde ağlamaya, yani miyav 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 böyle gecenin bir vakti, hatta yatağa gidip oyuncağını yatağa getirip miyavlamaya falan başlıyor. Bunu hep dördüncü gün yapıyor. Değil mi aşkım? Ben de yeni özledim. Uy. Umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olmuştur arkadaşlar. Umarım benim orada gerçekten yani her anıma neredeyse eşlik ettiniz. Birçok anımı sizinle paylaştım. Siz de hani Londra'yı biraz olsun gezebilmiş, görebilmiş olmuşsunuzdur. Hani benim yaşadıklarıma ortak olduğunuz için, bu anları sizlerle paylaştığım için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu vlogu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ediyorum aşkım. Ne bakıyorsun öyle? Ediyoruz. Hadi böyle bakalım. Evet, tamam, bitiyor. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya ya da buraya Instagram'ı bırakmış olacağım. Oradan zaten hani story'lerden ya da postlardan daha anlık iletişime geçebiliriz. Ya da DM yoluyla da böyle söylemek istediğiniz bir şey varsa tabii ki de mesaj yollayabilirsiniz diyorum. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone olursanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor ve eğer ki bildirimleri açarsanız gelen videolardan haberiniz olur. Bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım seni. Bu sefer de ben bırakmayacağım. Evet aşkım, bence de. Haftaya bambaşka bir videoda. Hay Allah'ım, yiyeceğim ya. Şu bebekliğe bakın ya. Bu ne ya? Bu ne, bir bakın ya. Hadi. Tamam, sinirleniyorsun. Allah Allah. Bence sen biraz şımardın ama ha.
Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Susayım mı? Oy! Oooo! Hay Allah! Kapıkçığım. Voy diyorum, voy voy. Moşu yedin mi? Yemedim. Snog yedim. Uf var ya. Çok güzeldi. Nasıl sen sevmiyor musun? Sen sevmiyor musun? Allah'ım ya, bu ne ya? Ne yapıyorsun sen? Ha? Hadi gel şimdi fotoğraf çekelim böyle. Haydi çekiyoruz.